Peki, evet şu anda yönetmenim beni uyarıyor. Erzurum AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir Skype bağlantısıyla yayınımızda. Sayın Vekil hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Değerli hocam hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Alperen hocamı görüyorum. Ve söylediklerinden de lezzet aldım. Başarı diliyorum. Sayın Vekilim merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Cansın. Alperen hocam. İyi akşamlar. Var ol. Canımsın benim. Evet Sayın Vekil, bugün Erzurum için önemli bir gün. Aynı zamanda Türkiye için de önemli bir gün. Tarih boyunca da Erzurum için önemli olan şeyler Türkiye için, Türkiye için önemli olan şeyler de Erzurum için önemli ola gelmiş. Bizim en önemli ayrıcalıklarımızdan bir tanesi de herhalde bu olsa gerek. Parlamentoda görev yapan bir siyasi kimlik olarak, Erzurum milletvekili olarak bugüne ilişkin hem İstiklal Marşı'nın kabulü hem de Erzurum'un kurtuluşu bağlamında duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz. Buyurun. Seste bir sıkıntı var mı? Mevlüt Hocam. Mevlüt Hocam. Duyabiliyoruz efendim. Buyurun. Tamam, ara ara ses kesintisi olabilir. Ben buradan şey yapayım, uyarım beni tabii ki. Elbette. Öncelikle bizi izleyen bütün hemşerilerime, kim varsa herkese yüreğimden kopuk gelen muhabbetlerimi sunuyorum. Günleri mübarek olsun. Hakikaten özel bir gün, güzel bir gün, çok farklı bir gün. Bir defa Erzurum bir ululuk, bir yükseklik ifade ediyor ki İstiklal Marşı'nın kabulü de bugüne denk gelmiş. Ben hep böyle söylüyorum. Bugün bir abimi ziyaret ettim. Erzurum'da herkesin, yani birçok insanın tanıyıp bildiği, değer verdiği bir isim. Erzurum'u ifade eden bir isim. Haluk Primoğlu. Bürosunda konuşurken bir kavram kullandı. Bir mesajlaşma sonucunda, efendim bu kavramı özel kullanıyorum. Keşke başkaları da kullansa gibi bir kayıt düştü. İbrahim Ethem hocamın da zannediyorum ki malumatı var bundan, bilgisi var. Darül Celal diye bir kavram. Yücelik kenti, yükseklik kenti. Erzurum'un aslında ismi budur dedi. Hakikaten Erzurum'a yakışacak bir kavram. Yani yükseklik, yücelik her haliyle insan kıvamı, kavramı, insan kalitesi, niteliği açısından bu böyle. Efendim fiziki yapılar açısından böyle ve tarihi yaşanmışlıklar açısından da bu böyle. Mevlüt Hocam. Tabii 12 Mart'ı bir kurtuluş tarifi etrafında dillendirmeyi ben biraz sevimsiz buluyorum. Ara ara da bunu söylüyorum. Hatta yakın zamanda mecliste buna dönük bir konuşma yaparken de altını çizdim. Kurtuluş kavramı benim kulağımı tırmalıyor. Biz bugün tarihi ve tire içerisinde hep şahlanmışız. 12 Mart'ta da özel bir şahlanış gerçekleştirmişiz. Ve elhamdülillah geldiğimiz nokta her açıdan kaliteyi, niteliği ifade ediyor. Erzurum gelişen, efendim bütün Türkiye satında çok değer verilen bir kent. Sadece Türkiye'de mi? Hayır. Bütün dünyada bilinen, marka değeri olan bir kent oldu. Yani o süreç buraya kadar getirdi. Dahasını istiyoruz. Dahası olacak inşallah. O gün bir kayıt düştüm ben. 9 Mart bizim için çok değerli, çok önemli bir gün. 9 Mart malum Çat'ın şahlanışıydı. Çat ilçemizin şahlanışıydı. Orada bir özel sembol bir isim vardı. O isim Muhammed Lütfü Efe Hazretleri'dir. Ve o Dadaş tarifini en esaslı yapan isimdir. Yani Dadaş'ı çok böyle müseccel halde görmek istiyorsanız Efe Hazretlerinin hayatına bakacaksınız, tarzına bakacaksınız. Bunun her zaman her vesile altını çizdik. Ve milli mücadelede yani 1918'de onun yaktığı meşaleyle zirve bulmuşuz ve o şahlanış hakikaten dünyaya eşi emsali görülmemiş bir imza koymuştur. Ne yapmıştır? Bunu meclis zemininde de söyledim. Bir daha söylüyorum. Bunu insanlarımız ara ara unutuyorlar. Aslında herkes biliyor ama terennüm edilmedikçe unutuluyor. O yüzden de yani et tekrar ehsen velev kâne 180 kabilinden bir daha söylemek lazım, bir daha söylemek lazım. Bir cuma günü Alvarlı Lütfü Efe Hazretleri Çatlılara sesleniyor. Malum o zaman Yavi'de imamlık yapıyor ve diyor ki size cuma namazını bu defa kıldırmayacağım diyor. Bugün cuma namazı yok.
Çünkü cuma namazı hürriyetle kaim olan bir namazdır. Şu anda hürriyetimiz tahdit altında, sınır altında. Öyleyse hürriyet için hep beraber cepheye. Ve bu bira bismillahla beraber Allah'ın izniyle 9 Mart'taki o yürüyüş 12 Mart'ta Erzurum'da bir büyük sonuç bulmuştur. Ondan sonrası da insanlarımız uzun yıllar kurtuluş diye tarif etmiş bunu. Tabii ki kurtuluşu da şunun için tarif etmiş. Bir masiva, bir kir zeminde olursa o kiri temizlediğinizde kirden temizlik anlamında söylenmiştir bu. Ve hakikaten kirli bir hal vardı. Biz tarih boyunca bizim dışımızdaki herkese muhabbet beslemişiz. İnsansa mesele bitmiştir demişiz. Dahası her mahluka muhabbetle yaklaşmışız. Çünkü Türk milleti şunu biliyor. Hangi yana baksan benim veçhimi görürsün buyuran Cenab-ı Hak'tır. Ve baktığımız yerde onun veçhini gördüğümüz zannıyla yaklaşırız hadiselere. Öyle olduğu içindir ki bize düşmanlık besleyenlere dahi hep sevgiyle, hep yüreğimizi açarak yürümüşüz. Ama o süreç içerisinde yani o 1918'in 12 Mart'ına gelinceye kadar yaşananlar var. O yaşananlar millet yüreğinde müthiş bir teneffür uyandırmış. O yüzdendir ki 12 Mart'ı pisliklerden arınma, kurtulma günü olarak tarif etmişler. Ben oradan da kurtulalım diyorum ve şahlanış günü olarak tarif ediyorum. Ve o şahlanış İstiklal Marşı'nın kabul gününe denk gelmesiyle çok daha doruk bulmuş, çok daha esaslı bir hal almış. Bundan dolayı Dadaş tarifini kendine yakıştıran, Dadaşlık kavramını çok çok değerli bulan birisi olarak diyorum ki ne kadar iftihar etsek azdır. Elbette ki bilim insanları, elbette ki akademisyenler mevzunun farklı veçelerini konuşacaklar, tartışacaklar. Ben buna hep saygı duyarım. Ama bir Erzurumlu olarak sahadan yetişmiş, yani hayatının tamamını Erzurum'da yaşamış ve bu yaşananların önemli bir kesitini de büyüklerinden, dedelerinden dinlemiş. Dedeleri zulme, gadre uğramış birisi olarak bu hali çok değerli buluyorum ve o iftihar katsayım da o nispetle artıyor Mevlüt Hocam. O yüzden de size de minnettarım. Böyle bir program düzenlediğiniz için bu programlar çok değerli. İnsanlarımıza bu yaşanmışlıkları unutturmamak lazım. Ve ara ara şunu görüyorum ben bazılarında ki ya efendim bunlar oldu bitti konuşmayalım artık mesele kapansın. Bunları konuştukça yara açık kalıyor. Hayır efendim. Ben altın çizerek söylüyorum ki bunlar bir tebiye konuşulması gereken şeyler. Çünkü genç jenerasyon, gençlerimiz, çocuklarımız bilmezse bunları yaşananlardan bir haber yetişirlerse ardından gelecek bu nevi'den nakısalar, noksanlar, sıkıntılardır. Öyleyse o yaşanmışlıkları hatıralara mutlaka derc edelim, kaydedelim zihinlere ve ona göre müteyakkız olsun gençlerimiz. O yüzden çok önemsiyorum ve sizin bu programınız da çok değerli buluyorum. Değerli hocam. Çok teşekkür ediyorum Sayın Vekil. Biraz önce aslında söylemiş olduğunuz şey yani Çat'ta cuma namazı örneğini verdiniz ve düşman işgali altındayken cuma namazı kılmak yerine hadi yürüyün kurtuluşa diyen Erzurum halkından söz ettiniz. Aynısı 2 yıl sonra, 3 yıl sonra biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda Akif Ersoy'un, Mehmet Akif Ersoy'un yine bir yerde şimdi hatırlayamıyorum ama cuma namazını kılmayı reddederek işgal altında cuma namazı olmaz demesiyle de örtüşüyor. Aslında Erzurum'un kaderiyle Türkiye'nin kaderi, yapılanlar ve bizim başımıza tac ettiğimiz değerlerimiz bir ve aynı. Programın başında da bunu söylemeye çalıştım. Erzurum fedakarlığın şehri, Erzurum bağlılığın şehri, Erzurum edebin şehri, Erzurum kurtuluşun şehri. Tabii bunca tarihsel sorumluluğu yükü yüklenmiş olan Erzurum'un ve Erzurum'un bundan sonrası için de sizlere neler yaptığını merak ediyoruz. Bize gelecekle ilgili, Erzurum'la ilgili neler söylersiniz Sayın Vekil? Şimdi bir defa Mevlüt Hocam çok teşekkür ediyorum. Bir kavramı çok değerli buluyorum. Bunu yeri geldiğinde kayda geçiyorum, söylüyorum. Yakın zamanda yine kullandım bunu. İbrahim'i yaklaşım. İbrahim'i yaklaşım
putları kıran, hakikat perdesini kaldıran yaklaşımdır. Erzurumlu'nun kıvamında, kumaşında böyle bir hususiyet var, böyle bir özellik var. Nereden alıyor bunu? Elbette ki Hazreti İbrahim babamızın öğretilerinden alıyoruz. Ancak süreç içerisinde başka İbrahimler de Erzurum'da, Erzurum coğrafyasında çok etkili olmuşlar. Şimdi 1071'de Anadolu bize vatan olmuş, eyvallah. Malazgirt'ten, oradan Alparslan'ın zaferiyle beraber bunlar eyvallah başımızın üstüne alıyoruz. Ancak şunu niyeyse söylemekten birçok yerde imtina ediyoruz, uzak duruyoruz. 1048'de Pasinler Savaşı ile beraber bu topraklar Türkiye Türk milletine bütünüyle açılmıştır. Dolayısıyla 23 sene öncesinden, yani 1071'den 23 yıl önce İbrahim Yenal komutasındaki Türk ordusu Bizans'a ilk mağlubiyeti tattırmış ve bu toprakları vatan yapmıştır bize. O yüzdendir ki İbrahim'i duruş Erzurum'da çok böyle bir bereketli zemin oluşturmuştur ve hep hayatta kalmıştır, yaşamıştır. Bu noktada bir şey daha söyleyeceğim. Çok mühim. Biraz önce Alvarlı Efe'den bahsettim. Bunu da izleyenlerin birçoğu belki atlıyor olabilir. Aslında bizim jenerasyon, bizden sonrakiler de önemli bir kısmı bilir ama çok genç olanlar bilmezler ki 2018'in intikamını Taşnak Hınçak çeteleri 1993'te aldılar. Nasıl aldılar? İşte Yavi'den başlayan o efendim hürriyet meşalesi, o ateş onları yaktı, o gün onları yaktı. 75 yıl sonra PKK adıyla açığa çıkmış olan Taşnak Hınçak çeteleri intikam aldı. Orada 33 insanımızı, bir günah insanımızı katlettiler. Yetmedi, Pasinler Çiçekli'de Alvarlı Efe Hazretleri'nin torunlarını katlettiler. Onlar unutmuyor. Zamanı, zemini asla unutmuyorlar. O yüzden bizimkiler de unutmamalı. Bunu özellikle kayda geçiyorum ben. Yani bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Bir, PKK asla ve kata Kürtleri ifade eden, Kürtlerin efendim menfaatine, çıkarına oluşturulmuş bir örgüt değildir. Bunun nişanelerinden birini belgeyle koyuyorum ortaya. Alvarlı Efe'yi unutmadılar. Onun intikamını 75 yıl sonra Yavi'de aldılar. Çiçekli'de aldılar. Öyleyse PKK, Hınçak'ın, Taşnak'ın uzantısı, o damarın yeşerik halidir. Bunu insanlarımız bilsin. İki, Türk ve Kürt. Aynı kökü ifade ediyoruz biz. Biz bir milletiz. Tarihi süreç içerisinde en başından Allah'ın izniyle ila nihayet hep beraber yaşayacağız. Dolayısıyla da araya nifak tohumları saçmaya çalışan PKK gibi imansız, kitapsız yapıları herkes gerçek veçesiyle bilmeli. Ve buradan hareket ederek şunu söylüyorum. PKK öylesine bir imansız yapı ki bu milletin kaynaklarına, bu milletin kendisine aktarıldığında ferah feza yaşayacağı zemini imha etme adına efendim tasallut etmiş, o kaynaklara tasallut etmiş bir yapı. Milyar dolarlarımız, trilyon dolarlarımız bu uğurda gitmiştir. Bunu kim yapıyor? Türk milletine, bütün bir milletimize düşmanlık besleyenler yapıyor. Ta ki ne zamana kadar? Allah'ın izniyle göğsümü gere gere söylüyorum. Bir dadaş olarak söylüyorum, bir siyasetçi olarak da söylüyorum. Aynı zamanda bir gazeteci olarak da söylüyorum. Çünkü gazeteci olarak zemini çok uzun yıllar takip etmiş birisiyim ben. Hem tarihi süreci okuyarak gelmişim hem de belli kesitlerde de bu işin paydaşı, ortağı, efendim işin içerisinde aktör olarak bulunmuş birisi olarak söylüyorum ben. 2002'den sonra bu milletin talihi çok esaslı bir biçimde pozitif yönde seyir izlemeye başlamıştır. Ve o gün bugün Erzurum kalkınmada çok özel noktalara geldi. Mevlüt Hoca, siz akademisyensiniz. Elbette ki iktisatçı kardeşlerim farklı efendim kavramlarla, farklı dolelerle, rakamlarla bunları çok daha berrak bir biçimde koyar. Ama ben de işin içerisinde birisi olarak söylüyorum. 2002'den bu yana 30 küsür milyarlık yatırım almış bir kent Erzurum. Zaman zaman söylüyorum, bazıları siyasi muarızlar benim bu söylemimden rahatsız oluyorlar. Söylediğim şey şu. Efendim eskiden konuşurken siyasetçilerin çok üforik, çok abartılı konuştuğuna, telmihen
efendim işaret olsun diye derlerdi ki, ya öyle yalan söylüyor ki, deniz getireceğini bile iddia ediyor. Ve ben de bunu kulaklarda kalsın diye, zihinlere rapt edebilmek için her yerde söylüyorum. Biz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ve onun yol arkadaşları olarak Erzurum'u denizle buluşturdu. Deniz arka çıkıp da getirmedik herhalde. Ama ne yaptık? Yolları kısaltarak yaptık biz bunu. Bu yol demek medeniyeti ifade ediyor ama aynı zamanda ekonomi yol olmadan olmuyor. Yol olmadan ekonomi yol alamıyor. Bunun için biz bunları yaptık. Ve her sahada, bakın sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, savunmada, ticarette, turizmde, efendim hayvancılıkta hangi alana giderseniz gidin çok berrak bir zemin oluştu. Efendim yeter mi? Yetmez. Bugün efendim 12 Mart 2021. 103 sene önceki süreçten başlıyoruz. Ben ara yerde bir şey yapılmadı demiyorum. Yapanlara minnettarız. Makamları cennet olsun. Kim bir çivi çakmışsa onlar yüreğimizde yaşıyor. Yeri geldiğinde isimlerini terennüm ediyoruz. Biz asla bu işte kıskançlık göstermeyiz. Sadece biz yaptık demeyiz. Ama şunu söylüyorum. Ya arkadaş, hakkı teslim edelim ki hak da bize yardımcı olsun. Hakkı teslim nedir? Şu 19 yılda yapılanlardır. Bizimle beraber kader değişti. Bizimle beraber Doğu Anadolu bölgesi için, Erzurum için makus tarih kavramı berhava oldu, orta yerden çıktı gitti. Bundan sonrası daha da iyi olması lazım. Daha iyisi için çalışıyoruz şu anda. Kim çalışıyor? Sayın Cumhurbaşkanımız gecesi gündüzü yok. Ve biz onun yol arkadaşları olarak işte sahada yerel yönetici kardeşlerimi hepiniz görüyorsunuz. Partimizin teşkilat mensuplarını görüyorsunuz. En küçük nüveden en büyüğüne kadar bir gayret üzereyiz. Daha iyisinin, efendim, daha mükemmelinin arayışı içerisinde. Çünkü Erzurum, Mevlüt Hoca, siz de üniversitedesiniz. Üniversitedeki gelişmeleri de siz takip ediyorsunuz. Üniversitenin aldığı mesafeyi siz biliyorsunuz. İkinci üniversiteyi siz biliyorsunuz. Nereden nereye gelmişiz? Onları ben yıllar önce, 2003 yılında, ya Erzurum eğitim kenti olsun derken ortaya koyabildiğim vizyon neydi biliyor musunuz Mevlüt Hoca? Efendim, bir vakıf üniversitesi, böyle mahcup ifadelerle dillendirmiştim. Kurulursa o vakit eğitim kentine de böyle yol alırız gibi bir şey söylemiştim. Oysa biz 2011'de ikinci devlet üniversitesini kurduk. Ve biz açık öğretim fakültesi gibi bir üniversiteye bedel fakülteyle şu anda yüz binlerce öğrenciyle Erzurum'u şekillendirmişiz, şenlendirmişiz, Atatürk Üniversitemizi yükseklere taşımışız. Bunlar hep bu siyasi heyetin yaptıklarıdır. Hep AK Parti'nin zemini aklaştırma adına yaptığı icraatlerdir. Dahasını yapacağız. Çok net söylüyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ekonomik program bu anlamda çok ipuçları veriyor. Çok ciddi gelişmelere gebe olduğumuzu bütün ülke satı için söylüyorum ama hususen Erzurum için de söylüyorum ben. Dolayısıyla bundan sonrası inşallah sadece zeminin temizlenmesi yetmiyor diyoruz. Yani kurtuluşu, şahlanışı, efendim işte kirden, masivadan, pislikten temizlenmek olarak tarif etsek de tek başına bu yetmez. Şahlanışın öbür kanadı iktisadi mesafe almaktır. Bunu almazsanız hiçbir şey ifade etmez. Yani zeminde insanlar zelil durumda iseler, ihtiyaç sahibi durumda iseler bu kurtuluşu bütünüyle, şahlanışı bütünüyle tarif eden bir durum değil. Onun için biz istihdamı artıracak, yatırımı, üretimi geliştirecek yeni yeni projeler geliştirmek durumundayız. Bakın o gün mecliste yaptığım bir basın toplantısında altını çizdim. Biz iki tane özel organize sanayi bölgesi daha ihdas ettik. Dahasını söyleyeyim, birinci organize sanayi bölgesinde daha önce yatırım bağlamında, üretime dönük yatırım bağlamında çok noksan bir hal vardı. Yani oralar birçok yer depo diye tarif görüyor. Bizimle beraber elhamdülillah istihdama katkı sunulan zeminler oluştu. Yetmedi, ikinci organize sanayi bölgesini açtı. Orada şu anda valilik kanalıyla yaptığımız yatırımlar var. Büyükşehir Belediye'mizin, diğer belediyelerimizin katkısıyla ve çok sayıda firma geldi. Şu anda orada
binlerce insan istihdam imkanı buldu. Dahası olacak Allah'ın izniyle. Peki. Efendim bir ilçede, 6 ilçemizde şu anda organize sanayi bölgemiz var. Bunlar Sanayi Bakanlığımız maharetiyle yapılıyor. Ve 700 milyonluk bir yatırım yapmış Sanayi Bakanlığı. Bütün bakanlıklar böyle. Mevlüt Hocam bunları aslında tafsilatıyla sizinle her bakanlık için ayrı ayrı konuşmak lazım. Çünkü peki. İnsanlarımızın birçoğu şöyle düşünüyor. Sayın Vekil. Ne yapıldı? Ben insanlarımıza aslında bu anlamda bir serzenişim olmaz. Sebebi şu, birebir tarif etmedikten sonra, birebir tanıtmadıktan sonra, götürüp göstermedikten sonra birçok insan göremiyor bu hakikatleri. Farkında değil çünkü güzelliğin içine doğunca olanı biteni fark edemiyor. Eskiler biliyor gayet tabii ki. Mesela tarif ederken, anlatırken insanlarımız eskiden hastanelerde yaşananları, efendim o sevimsiz halleri yaşadıkları için anlatıyorlar. Ama şunu anlatmıyor insanlarımız. Ya efendim eskiden organize sanayi bölgesinde nasıl bir yatırım zemini vardı? Nasıldı buradaki fabrikalar, üretim mahalleleri nasıl bilmediği için şu an geldiğimiz noktayı kıyas imkanı bulamıyor Mevlüt Hoca. Şöyle onun yapalım mı Sayın Vekilim? Benim şahsımda birkaç sene önce Kalkınma Bakanımızdı o zaman Lütfü Elvan Bey. Şimdi Hazine Maliye Bakanımız. O zaman teklifte bulunmuştu. Sırf bu sebepten dolayı Mevlüt Hoca. Demiştim ki değerli bakanım ara ara bu yatırım zeminlerine, üretim zeminlerine insanlarımızı götürüp oraları tarif etmek, tanıtmak lazım ki onların da kendilerine güveni, itimatı, illerinde yaşanan gelişmeleri aynı el yakın görmeleri sağlansın. Bu çok çok önemli. Değerli hocam onun için de sizin bu neviden programları yapmanız yani ben bir siyasetçi olarak onun da dışında bir Erzurumlu olarak böyle bereket yayacak bir hal olarak görüyorum ve sizden böyle bir beklentim olduğunda dillendiriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Nazik düşünceleriniz için de kurtuluşu şahlanış olarak ifade ettiniz. Ve o şahlanışın 2002'den sonra da devam ettiğini, Erzurum'un geleceği için de aslında devam edeceğinin altını çizdiniz. Bir takım örnekler verdiniz. Açmış olduğunuz parantezleri kapamak için aslında sizi Erzurum'a geldiğinizde canlı yayına davet etmek isterim. Orada Erzurum'u bu 2002'de kurulmuş olan zemini 19 yıllık AK Parti iktidarını ve bundan sonrasını konuşmak isterim sizinle. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza vermiş olduğunuz katkıdan dolayı. İyi akşamlar diliyorum. Mevlüt Hocam. Buyurun. Ben size çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. Çünkü 12 Mart özel bir zaman dilimi. 12 Mart zamanında, vaktinde ben de hemşerilerimle mülaki oldum, sohbet ettim. Bu imkan çok değerliydi. Minnettarım. Artı Alperen Hocam'a teşekkür ediyorum. Ve İbrahim Ethem Hocam, iftihar ettiğimiz kıvamı yüksek bir kardeşim. İnşallah tarihi hakikatlere Alperen Hocam gibi o da vurgu yapacaktır. Efendim Kardelen Televizyonumuza, sahiplerine, size bir daha minnettarlığımı kayda geçiyorum. Estağfurullah. Var çok teşekkür hocam. Ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Peki. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Çok sağ olun.